Merhaba sevgili izleyenler. Bugün de Bilecik 2 belgeselimizin ikincisine başladık. Sultan 2. Abdülhamit Han zamanında yaptırılan Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz şimdi. Saat Kulesi'ni sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, Bilecik 2 belgeselimizde Sultan Abdülhamit Han zamanından kalan birçok arşivler var. Fotoğraf olarak da. Sultan Abdülhamit Han fotoğrafa çok meraklıymış. Hatta Avrupa'nın bazı kentlerindeki fotoğrafları da çektirmiş böyle. İstanbul'daki arşivlerde falan bunlara çok sık rastlamak mümkün. Bilecik'te de şimdi Saat Kulesi'nin olduğu yere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Görüntülerde de olduğu gibi şu anda müze şeklinde kullanılıyor herhalde. Burası sosyal faaliyetlere açık bir yer. Restore edildikten sonraki halini görüyoruz şu anda. Ve Abdülhamit zamanında yaptırılan Saat Kulesi'ne de yaklaşıyoruz. Burada da daha doğrusu açık hava tiyatrosu gibi bir alan var. Onu da göstereceğiz. Ama şimdi arşivlerden Sultan Abdülhamit Han'dan kalan bugüne kadar gelen arşivlerden fotoğrafları da sizlere aktaracağız. Burada Saat Kulesi boyunca sütunlar yapılmış ve sütunlara o zamanın fotoğrafları işlenmiş bir şekilde. Sırasıyla hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Hatta altında açıklamaları da var. Belki de söze hiç gerek kalmayacak. Evet, o fotoğraflardan 1905 yılında Bilecik fotoğrafı ve batıdan görünüşü 1900'lü yılların başlangıç zamanlarında Bilecik'in görüntülerini izliyoruz. Bilecik eski belediye PTT binası ve Saat Kulesi'nin yanına kadar geldik. Elle dövülmüş demirlerden yapılmış kapıları var. Gördüğünüz gibi dört bir tarafa, güneye, kuzeye, doğuya, batıya doğru saatleri görüyoruz. Dört tane saati ve her katta da birer kapı ve etrafında dolanabilecek minare şerefesi gibi balkonlu kısımları var. Üst kısmı da ahşap olarak sonradan restore edildi ve düzenlendi. Ama özünde de bu şekilde görünüyordu. Evet, eski fotoğraflarla devam edeceğiz. Ve Sultan II. Abdülhamid'in fotoğrafçısı tarafından 1905 yılında çektirilen o zamanın Bilecik fotoğrafları, Şeyh Edebali Türbesi'nin çevresi görüldüğü gibi ve Bilecik Seven Çarşısı'nda Kulaklı Taş Çeşmesi şu an Koç Müzesi'nde sergilenmekteymiş. O arşivlere de göz atıyoruz. Ve burada bir de spor sahası var. Sosyal aktiviteler için. 1905 yılında Sultan II. Abdülhamit Han'ın fotoğrafçısı tarafından Bilecik Hükümet Binası'nın görünüşü var. II. Abdülhamit'in gene zamanında çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. İşte burası da şu anda sosyal faaliyet alanı olarak göze çarpmakta. Bilecik'in geçenki bölümde gösteremediğimiz kısımlarını şimdi sizlere aktarmaya çalışacağız. Aynı alan içerisindeki şadırvanı
göstermeye çalışıyorum şu anda da. Evet, şimdi Edebali'ye doğru ilerleyeceğiz ve Edebali'deki görüntüleri de aktarmaya çalışacağız. Ve şu anda Saat Kulesi'nden ve çevresinden kareler izliyorsunuz fotoğraflarımızı. Sonradan da Zincirli Kaya'ya doğru geldik. Fotoğraflarda da zaten gözüküyor. İşte Zincirli Kaya ve Şeyh Edebali'nin olduğu yere doğru. Hamsu Vadisi'ndeki yürüme yollarından görüntüleri de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Biraz sonra video olarak da göstereceğim. Evet, şu anda bahar ayının aylarının olması ve yeşilliğin uyanmış olması, ağaçların yapraklanmış olması şu anki güzel görüntüleri, kareleri sizlere aktarmama neden oluyor. Evet, Hamsi Vadisi'ndeki yürüyüş yollarından görüntüler, kareler. İşte eski yıkılan camiler ve yerlerinde şu anda açık hava şeklinde alanları belirtilmiş camileri görüyoruz. Onlardan birkaç tane örnek sizlere aktarmaya çalışacağım. Hatta Bilecik'in iç kısmında evin kenarında, yerleşim mesken alanının kenarında bir cami daha var. Burada da hamam olarak kullanılmış bir yer var. Evet, şu anki gördüğünüz de normal mesken alanın yanı başında eski tarihi kalıntılar var. Minarenin büyük bir bölümü duruyor. Ve Zincirli Kaya'ya geldik. Zincirli Kaya'dan da biraz görüntüler vermeye çalışıyoruz. Tabii trafiğin yoğun olması, araçların çok olmasından dolayı. Şimdi karşı taraftaki hanın olduğu yerden, hamamların olduğu yerden şelale şeklinde akan suyu da sizlere aktarmaya çalıştım. Ve geldik Şeyh Edebali Osman Gazi Camisi. Orhan Gazi'ydi galiba, tam olarak hatırlayamıyorum. Buradaki minareler sonradan ilave edilmiş. Bu caminin minaresi biraz daha ilerideydi. Kayanın üzerinde daha doğrusu. İşte Hamsi Vadisi'nden de görüntüler izliyoruz. Şelalenin olduğu yerden görüntüleri aktarmaya çalışıyorum. Geçen bölümde tam olarak çekemediğimiz bölümler vardı. Onları da bu bölüme iliştirdik. Evet, yürüme yollarında etrafı izlemek, yeşilliği izlemek insana biraz daha huzur veriyor. Balkon şeklinde yapılmış yürüme yolları bazı yerlerde tamamen sanki askıda balkonda yürüyormuşum hissi veriyor. Bazı yerlerde çok yüksek olduğu için aşağı doğru bakması da bazı hassas kişiler için zor olabilir. Evet, yüksekten aşağıya doğru iniyoruz artık tabii yürüyüş yollarında. Manzaraları da almaya çalışıyorum. Genelde cumartesi pazar günleri çok yoğun oluyor. Ve belgeselimizin de sonuna geldik. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyoruz. Bir başka programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Bizden ayrılmayın.